Sevgili arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizi kısaca hatırlayacak olursak, bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşitse nötr diyorduk. Proton sayısı elektron sayısından büyük ise artı yüklü diyorduk ve proton elektrondan küçük ise de arkadaşlar eksi yüklü diyorduk. Ve sadece elektronları alıp verebiliyorduk. Yani sadece elektronlar hareket ederdi. Bu çok önemli bir bilgi. Nötr cisimler elektron alarak veya elektron vererek yüklenirler arkadaşlar. İşte biz dersimize elektriklenme çeşitlerini görerek devam edeceğiz. Bunlar sürtünmeyle, etkiyle ve dokunmayla elektriklenmedir ki biz bu dersimizde sürtünme ile elektriklenme konusunu göreceğiz arkadaşlar. Kazağımızı çıkarırken çıtır çıtır sesler gelir. Saçımızı taradığımız zaman, tarağı küçük kağıt parçalarına yaklaştırdığımız zaman kağıt parçalarını çeker. Örnekleri çoğaltacak olursak, yünlü kumaş, eboni çubuk birbirine sürtüldüğü zaman eboni çubuk eksi ile yüklenir. Burada yünlü kumaş ebonite elektron vermiştir. Ebonit eksi ile yüklenirken yünlü kumaş artı ile yüklenmiştir. İpek kumaş ile cam çubuğu birbirine sürttüğümüz zamansa arkadaşlar cam çubuktan ipek kumaşa elektron geçer. Böylelikle ipek kumaş eksi ile yüklenirken cam çubuk artı ile yüklenir. Her iki örnekte de dikkat edelim. Hareket eden elektrondur arkadaşlar ve cisimler birbirlerine sürtündüğü zaman toplam yük korunur. Mesela başlangıçta cisimler nötr ise toplam yük sıfır olacaktır yine. Ve şuna da dikkat etmemiz gerekiyor ki mesela ipek kumaşla yine cam çubuk örneğine dönelim. Cam çubuk artı ile yüklenirken yün kumaş eksi ile yük ile yükleniyor ve sürtünmeden sonra cisimler zıt elektrik yüküyle yükleniyorlar ve toplam yükleri yine nötr oluyor. Şimdi arkadaşlar çözümlü sorularla bilgilerimizi pekiştirelim. Birinci soruda nötr K ve L cisimleri birbirine sürtülerek elektriklendiği zaman 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru olur diyor. Şimdi olabilir diyor. Şimdi bu olabilir çok önemli. Kesin doğrudur demiyor. K cismi artı L cismi eksi elektrik yüküyle yüklenebilir. Doğru. Şu da olabilir değil mi? K cismi eksi L cismi de artı elektrik yüküyle yüklenir. K cismi nötr, L cismi artı elektrik yüklü olur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Neydi arkadaşlar? Cisimlerin toplam yükü korunuyordu. Yani nötr K ve L cisimlerin toplam yükü sıfırdı. Daha sonra da sıfır olmak zorunda fakat burada söz konusu değil. İkinci yanlıştır diyoruz. Üçüncüye geldik. K ve L'nin yük miktarları birbirlerine eşit olur diyoruz arkadaşlar. Evet, K ve L'nin yük miktarları birbirlerine eşit olur arkadaşlar ve de zıttır. O yüzden 1 ve 3'ü işaretleyebiliriz. Yani cevap C'dir. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Nötr bir cisim dışarıya elektron verdiği zaman 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi elektrik yükü azalır diyor birincide. Nötr cisim dışarıya elektron verdiği zaman yüksüz iken yüklü duruma geçmiştir. Dolayısıyla yükü artacaktır. Bu yanlış. Pozitif elektrik yükü ile yüklenir diyor. Evet, doğru. Sahip olduğu proton sayısı artar diyor. Arkadaşlar sahip olduğu proton sayısı artmaz ama elektron dışarıya verildiği için proton sayısı elektron sayısından fazla olacak. O yüzden de pozitif elektrik yükü ile yüklenecektir deriz. Dolayısıyla bu da yanlış. Yalnızca 2 yani A şıkkını işaretliyoruz. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Nötr iki cisim birbirine sürtünerek elektriklendiğinde ne olur arkadaşlar? Yük işaretleri aynı olur. Yanlış. Yük işaretleri biri artı, biri eksi olur.
birbirlerini iterler. Biri artı, biri eksi oluyorsa ne oluyor? Birbirlerini çekiyorlar ama birbirlerini itmiyorlar. Dolayısıyla buna ne deriz? Yalnız 3 doğrudur deriz ve cevap C şıkkıdır. Dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. Şekildeki yüksüz ve yalıtkan çubuğun K ucu bir kumaşa sürtülerek elektrikle yükleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bu yalıtkan uç bir kumaşa sürtüldüğü zaman K ucu ya artı ya eksiyle yüklenecektir değil mi? Yani ya şu ya bu olacaktır. Tamam. Ve L ucu da nötr olacaktır. Yüksüz olacaktır. Bu da tamam. Ve çubuk kumaşa elektron vermiş de olabilir. Veya elektron almış da olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O zaman bu da doğru. Fakat çubuk kumaşa proton vermiştir diye bir şey söz konusu değil. Hareket eden sadece elektrondu. O zaman kesinlikle yanlış olan E şıkkıdır. Beşinci sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangilerinde sürtünme ile elektriklenme olmuştur diyor. 1. Kuru saçlar tarandıktan sonra taran küçük parçalarını çekmesi. Doğru. Yün kazak çıkartılırken çıtırtı duyulması. Doğru. Az önce örneklendirmiştik bunları zaten. Mıknatısın demir tozlarını çekmesi. Arkadaşlar burada manyetik kuvvet söz konusudur. O yüzden cevap 1 ve 2'dir deriz. Yani D şıkkını işaretliyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Nötr X ve Y küreleri birbirine sürtülüp elektrikleniyor. Daha sonra X küresi Z'ye yaklaştırıldığı zaman birbirlerini ittikleri gözleniyor. Arkadaşlar o zaman X artıysa Z artı, X eksi ise de Z eksidir. Tamam mı? O halde ben bunu şıklara bakarak artı ise artı, eksi ise eksi, C'yi elerim, D'yi elerim, geriye A, B, E şıkkım kalır. Ve X, Y, Z kürelerin yük işaretleri ne olabilir diyor. Arkadaşlar bunlar nötr olduklarına göre yük korunumundan bunların her ikisi artıysa bu ne olmak zorundadır? Eksi olmak zorundadır. Bunların her ikisi eksi ise bu ne olmak zorundadır? Artı olmak zorundadır ki tekrar toplam yükleri sıfır olabilsin. Bu seçenek nerede var? Artıya artı, eksi E şıkkında var. Sadece arkadaşlar cevap E şıkkıdır. Arkadaşlar bu dersimizde sürtünme ile elektriklenme konusunu gördük. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.